Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bugün sizlere tıbbi sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Tıbbi sekreter nedir? Nasıl olunur? Bu konularda sizlere bilgi aktarımı yapmak istiyorum. Daha önceki söyleşilerimizde hemşirenin görevleri, ebenin görevleri, doktorun görevleri, paramedik ATT'nin görevleri, laboratuvar teknikeri ve teknisyenin görevleri ve diğer değerli sağlık mensuplarının görevleri hakkında bilgi aktarımı yapmıştım. Bugün sizlere tıbbi sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarını anlatmaya çalışacağım. İlk önce tıbbi sekreter nedir? Onunla başlayalım. Sağlık kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere özel kapsamlı klinik gibi yerlerde hasta kabul, kişilerin kayıtlarını oluşturma ve tutma, iş yerinin genel işleyişini sağlama gibi işlerin devam ettirilmesini sağlayan kişiye tıbbi sekreter denir. Daha geniş bir kavram yüklemek gerekirse, sağlıkla ilgili verilerin toplanması ve düzenlenmesi, tıp bilimlerine dayanarak topladığı bilgileri ve olguları analiz yetkisine sahip olan kişilerdir. Tıbbi sekreter nasıl olunur? Tıbbi sekreter olmak için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olmak gereklidir. Peki tıbbi sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Yasalar çerçevesinde görevleri nelerdir? Hastalardan gelen telefonları aksatmadan cevap vermek. Hastaneye gelen kişilerin hasta kabul işlemlerini tamamlamak. Randevu için hastaneye gelen ya da telefon ile arayan kişilere yardımcı olmak. Yapılan işlemlerin ardından sigorta ile ilgili gereken bilgileri hastaya iletmek ve ücretlendirme konusunda bilgilendirmek. Hasta kabul esnasında yatışı yapılacak olan kişilere gün ve tarih ayarlamak. Muayene giren hastaların daha sonra yeniden gelmeleri gerektiği durumlarda randevu ayarlamak. Sorumlu altında olduğu doktorun hasta takvimini kontrol etmek. Hastaneye gelen kişilerin birer insan olduğunu bilerek hastaları ile ilgili gizli tutulmasını sağlamak. Mali konularda yardımcı olmak ve gerekli evrakları kayıt altına almak. Hastanede çıkan laboratuvar sonuçlarını gerekli yerlere iletmek. Hasta hakkında gereken formları doldurulması için kişilere düzgün bir şekilde iletmek. Hasta hakkında gereken formları doldurulması için kişilere düzgün bir şekilde iletmek. Hastanın muayene sonrası ya da ameliyat durumlarında doktora gereken evrakların kayıt altında tutulması konusunda yardımcı olmak. Hastanenin veya çalıştığı sağlık kuruluşuna ait gerekli kurallara uyum sağlamak ve kurumun politikalarını yerine getirmek. Bulunduğu ortamda arızalanan yahut tamire gelen eşyalar için gerekli yerleri bilgilendirmek. Hastaneye ve hastaya ait faturaları düzenli bir şekilde işlemek. Videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla.